Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pure Beauty'nin BB kremini inceleyeceğiz. Bir numarasını aldım. Aslında Wet n Wild'ın renkli nemlendiricisini alacaktım ama numarasından falan pek anlamadım. O yüzden bunu gördüm, bunu alayım dedim. Yalnız şöyle bir durum var. Bilmiyorum doğru mu yönlendirildim, yanlış mı yönlendirildim ama ben Watson's'taki satıcıya sordum. Dedim ki BB krem mi daha kapatıcı, CC krem mi? Bana dedi ki BB krem. Ama bir duyum aldım ki CC krem daha kapatıcıymış. Umarım beni kandırmamıştır. Çünkü benim cildimin hali malum yani. Görüyorsunuz. Benim gerçekten yüksek kapatıcılı bir kreme ihtiyacım vardı. Umarım gerçekten kandırmamıştır beni. Çok üzülüyorum. Çünkü ben cilt ürünlerine senede bir kere para verip onu bir sene boyunca tüketen bir insanım. Yani bunu aldıktan sonra gidip başka bir ürün alamam. Buna alışmak zorundayım. Öyle bir durumum var. Bir kere kullandım. Bana sivilce yaptığını yazanlar oldu DM üzerinden. Ama ben de sivilce yapmadı. Aksine benim cildim ekstra bir güzelleşti. Bir şeyler oldu yani. Var olan sivilcelerim kurudu. Bu bir numarası. Ben iki numarasını almayı düşünmüştüm ama aynı satıcı bana dedi ki iki numarası çok koyu. Kadın benden daha esmerli. Ben bir numarasını kullanıyorum. Sana iki çok koyu gelir dedi. Ben de biri aldım. Zaten elimde testerını denedik. Bu bileğimde tam oldu bir numarası. Benim bileğimle yüzüm aynı renk olmadığı için tabii ki biraz farklılıklar oldu ama iki numara gerçekten bana çok koyu gelirmiş. Ben bunu süngerle dağıtmayı denedim ama bence elle daha güzel dağılır diye düşünüyorum. Şimdi sizinle de bir deneyelim. Açıkçası hiçbir videosunu izlemedim insanlar bunu nasıl kullanıyor falan ama ben bu arada altına güneş kremi de sürdüm. Korunmalı bir ürün ama yine de sürmek istedim. Çok ışıltılı bir bitişi yoktu. Altına nemlendirici kullanmadan sürmüştüm. Kusma yapmadı, kuruluk yapmadı. Özellikle de cildimden silmeden uyudum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten cildimden silmedim ve bilerek uyudum o şekilde. Ve sabah kalktığımda hiçbir problem yaşamadım. Şöyle elimle normal güneş kremi dağıtır gibi dağıtacağım. Bir bakalım nasıl oluyor. Biraz fazla gelmiş. Fazlasını süngerle halledeceğiz artık. Yani şu an tabii ki cildim yemediği için çok fazla beyaz gözüküyor. Şimdi ben BB kremin ne anlama geldiğini bilmiyorum ve kadına dedim ki BB krem renkli nemlendirici olarak mı satılıyor dedim. Evet dedi. Yani o düşünceyle aldım. Yani cildime daha az zarar vermesi için. Çünkü gerçekten fondötenden kurtulmak istiyorum. Fondöten bana çok büyük bir ağırlık veriyor. Zaten benim için şey çok önemli değil. İşte diyorum şu anda bir sivilce çıkmış onu kapatmam lazım değil. Ben cildimin rengini eşitlemek istiyorum. Hani şu böyle karartılar gitsin istiyorum. Şu düşen gölgeler işte göz altım, göz çevrem. O karartıların gitmesini istediğim için ben fondöten kullanıyorum. O yüzden leke görüntüsü benim için gerçekten çok önemli değil. Lekelerimle barışığım. Tabii ki geçse daha iyi olur. Daha mutlu olurum ama böyle de seviyorum kendimi. O yüzden böyle bir ürüne başlamaya karar verdim. Güzel de bir kokusu var. Makyajdan önce tonik kullandım. Gözeneklerim biraz küçülsün diye. Bir de şey, güneş kremi sürdüm işte dediğim gibi. O güneş kreminden dolayı bugün belki biraz kusma yapabilir. Çünkü ben ne zaman güneş kremi sürsem benim cildim hayvan gibi kusuyor. Küçücük bir aynam olduğu için çok zor dağıtıyorum. Şimdi ben bunu dağıtıp geleceğim. Şu an bu şekilde gözüküyorum. Evet, rengim eşitlendi bak. Artık bileğimle aynı renk oldum. Göz altlarımı ve göz kapağımı kapatıcı süreceğim. O kadar da barışık değilim kendimle. Aslında göz çevremle ilgili hiçbir problemim yok. Gerçekten göz altımda hiçbir kararma ya da morarma öyle bir durum yok. Yaşamıyorum. Ama daha önce concealer kullanmazken de hiç gözüme batmıyordu. Concealer ne zaman kullanmaya başladım? Ben cildime bir ürün sürdüğüm zaman göz altımı kapatmadan kendimi tamamlanmış hissetmemeye başladım. Yani çok da bir şey değişmedi aslında ama süngerimi nemlendirmeyi unutmuşum. Çok acelem var. Cildimi pütür pütür göstermedi. Böyle aksine daha ışıltılı bir cilde sahip oldum. Ben bu ürünü sevdim. Daha önce neden BB krem kullanmadım? Onu düşünüyorum. Çünkü o zamanlar gerçekten sivilceli bir cilde sahiptim.
Büyük takıntılarım vardı. O yüzden BB krem falan benim sileceğimi kapatmaz diye düşünüyordum. Bir dönem kullandım diye hatırlıyorum ama yani çok ufak bir dönem sanırım. Çok detaylı hatırlamıyorum. Şimdi bir allık süreceğim. Bakalım altındaki ürün kalkacak mı? Şöyle. Bir yandan da dışarı çıkacağım için benim için bir hazırlanma videosu oldu. Çok fazla abartmayacağım. Maskara bile sürmeyi düşünmüyorum ama belki sürerim. Yani altındaki ürün kalkmadı gibi görüyorum ama bilemiyorum. İşte normalde dışarı çıkmasam şu hatayı asla yapmam ama dışarı çıkacağım ya, böyle bir şeyler aksi gitmek zorunda. Evet, allığımı çok rezil de attım. Ama şimdi iyi. Mesela benim burnumun üstünde benler var ve bunların gözükmesinden çok hoşlanıyorum şu an. Gayet güzel bir şekilde cildimin rengini eşitledi ve güzel bir aydınlık verdi. Ve benlerimi de kapatmadı aynı zamanda. Ben çok memnun kaldım. Dediğim gibi videoyu çekmeden önce de özellikle denedim cildimde bir kusma ya da sivilce problemi yaratacak mı diye. Ama yaratmadı. İleride böyle bir problem yaşarsam sizinle diğer videolarımda güncelleme yaparım. Videoyu kapatmadan dudağımı da yapayım. Bu arada piercingimi büyüttüm. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Gözlerim çıplak kalmasın diye sadece yalandan, kıvırıcı falan kullanmadan biraz siyahlaştırmak amacıyla maskara sürüyorum. Sadece dediğim gibi siyahlaşsın. Bu kadar, bırakacağım. Highlighter olarak hiçbir şey kullanmayacağım. Şu anki ışıltıdan gayet memnunum. Videom buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yorum yaparak bana destek olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.